Çok basit halkımız, hepimiz evlerde oturuyoruz. Yani yangına karşı ne gibi tedbirler alabiliriz? Yani bu yangın söndürücüler dahil olmak üzere ne dersiniz? Yani en basit ortalama Türk gelir grubunu düşünün, Türk halkının gelir grubunu düşünün. Neler tavsiye edersiniz? Değerli hocam, biz de akademisyen olduğumuz için biz de o gruba giriyoruz, merak etmeyin. Ben de yangın söndürücü alırken mutlaka kalite ve fiyat oranlamasına bakıyorum. Şimdi şunu düşünmek lazım. Bir kere mantalite olarak hazır olmak lazım. Yani benim evimdeki tehlikeler nedir? Neticede yangın tehlikesinden bahsediyoruz. Nereden çıkabilir? Elektrik tesisatı, kullandığı ocak, ısıtma sistemi vesaire bunları düşecek. Onun dışında evi kaçıncı kattadır bilmiyoruz ama herhangi bir olay olduğu zaman nasıl tahliye edecek? Evdeki nüfus nedir? Yaşlı insan var mıdır? Küçük insan var mıdır? Bunların tahliyesi nasıl olacak? Genelde çocuklu evlerde oyuncak vesaire hep yolları tıkar, obstrüksiyon malzemesidir. Bunları düşünmemiz lazım. Onun dışında kullanmadığımız şeyleri mutlaka ve mutlaka düzenli bir şekilde bertaraf etmeliyiz. Yani evimize bizim genellikle hep birikmiş malzemeler durur. Bir de yangın dedektöründen bahsettik. Çok büyük bir para değildir esasında. Yani belki 15-20 liradır bugün. İçine bir pil koyarsınız. Bir sene gider, 2 sene Tavana gider. koyacağız değil mi? Tavana koyacaksınız. Yani her bölüme koyacak mıyız? Yani her harcama koyacak mıyız? Yoksa birkaç yere, Yani birkaç yere mi? zaten 3 salona koyarsınız. İnsan yoğun olan yere koyarsınız. Genellikle siz söyleyin. Eğer sigarayla beraber yatmıyorsanız, yani öyle alışkanlı olan insanlarda yatak odası pek yangın çıkmaz. Eğer ısıtıcı da kullanmıyorsanız. Ama salonda, yani insan mutfakta olabilir. Bunları koyabilirsiniz. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Kurumların önermiş oldukları standartların dışına çıkmamak lazım. Bu elektrik standartı olabilir. Evlerimize LPG tüpleri kullanıyoruz. Bunların hortumlarını gereksiz uzatmayacağız. Veyahut da şöyle söyleyeyim ben, hep örneklemelerden biliyoruz. Piknik tüpü alıp üstüne eğer siz geniş tavanlı bir tepsi vesaire koyup bir şey pişirmeye kalkarsanız onun ısıyı geri çevireceğini, dolayısıyla piknik tüpünün armatüründeki contayı genişleterek contanın sızdırmasını sağlayacağını ve yangına patlama yol açacağını bilmeniz lazım. Yani dolayısıyla yapma deneneni yapmamak lazım. Bilmediğimizi uydurmamak lazım. Bunun dışında evimize ve arabamızda mutlaka evimizde 6 kilogramlık bir, iki tane yangın söndürücü olması lazım. Bunların da üzerine hani örtü vesaire koyarak aradığımız zaman bulamayacağımız bir yere değil, tam tersi nerede olduğunu hızlı bir şekilde bulabileceğimiz, müdahale edebileceğimiz şekilde olması lazım. Senede bir kere bunların tatbikatı yapmamız lazım. Şimdi evet, senede bir kere değiştireceğiz bunları ya. Bir sıkın pimini çekin, bir sıkın bakalım nasıl sıkıyorsunuz. Yani Hiç yapmadım. hayatında hiç yapmadınız. Şöyle söyleyeyim, bir fabrikada siz söyleyin, yasa gereği, yönetmelik gereği görevlendirmesi gereken işte acil kurtarma, itfaiye vesaire ekipler var. İtfaiyedeki görevli bir arkadaş yangın çıktığı zaman birebir kendisi anlatıyor. Yangın söndürme tüpünü alıyor. Pimini çekip sıkacak değil mi? Sıkıyorum, sıkıyorum. Yani. Fakat sıkıyorum. Heyecandan pimini çekmeyi unutuyor. Şimdi diyorsunuz bu olur mu? Olur. İnsanlar korku ve panik halinde çok farklı hatalar yapabilirler. Şimdi bunu siz nasıl aşacaksınız? Tatbikat yapabilirsiniz. Deneyimle. Şimdi yeni nesil yangın söndürme cihazlarından bahsettik Evet. ya, ben yangın topundan bahsettim. Evet. Yeni bir tane daha var. Tabii uygulamasını görmedim ama birebir hani konum bana göstermişti. Şu cop şeklinde diyeyim ya Evet. da bir tüp şeklinde bir düğmesi var sadece. Bu kadar basit diyordu. Düğme dediğiniz esasında çekip kibrit çakar gibi çakıyorsunuz ve aynen. Bilmiyorum, bir düğmesi vardı. Tabii ki Evet. uygulama olarak yapamadık onu programda ama. Evet. Var. Yani çok değişik yeni Daha nesil. mı iyi acaba? Bilmiyorum. Belki çünkü onların bakım süreleri daha uzun süreli diyorlar. Tabii Mesela 10 kuru yılda malzeme bir. olduğu için saklanması daha kolay olabilir. Elinizin altında, yani aracınızın hemen yanında, dizinizin kenarında olabilir. Şimdi Öneriyor kocuk. musunuz? Yani bugün, yani bu programdan sonra gidip Şimdi yangın şöyle söyleyeyim, onlardan almalı fiyatları mı? yalnız yüksek olabilir onlar. Yani yurt Okey. dışında da var benzer Tabii. örnekleri. Örnek veriyorum, 20 liralık bir KKT tüpünü aldığınız zaman 1 kilogramlık, öyle bir şey eğer 200 liraya alıyorsanız tabii halkımız neyi tercih Pahalı eder? olabilir. Şunu da söylemek lazım. Araçlarımızdaki yangın söndürme tüpleri, ben halokarbon bulunduruyorum aracımda. Bir şey olacağından veya olmayacağından değil, yangınların çoğu da tesisattan çıkar. Yani işte elektrik tesisatı, siz söyleyin, yeni müzik sitesi koyduk vesaire. Siz halokarbon kullanıyorsunuz. Peki biz ne kullanıyoruz hocam? Genelde KKT daha ucuzdur. KKS daha ucuz. Halokarbon iki misli pahalıdır diyelim ama daha garantilidir. Bir de Garanti. nereye sıkacağınızı bilmeniz lazım tabii. Tabii. Ama şudur, deneylerle saptanmıştır. Sizin çok iyi yangın söndürme tekniğini bilmenize rağmen hakkıyla yanan bir aracı söndürmeniz için yaklaşık 40 tane 1 kilogramlık yangın söndürme tüpü harcamanız lazım.
nereye çıkacağınızı bilmeniz dahilinde. Ama dediğimiz gibi bizim amacımız yangın söndürmek değil. Bizim amacımız o anda kendimizi kurtarmak. Yoksa... Evet. Aracımız yandığı zaman diyelim otoyolda, otoyu 110'u aradım. Alo itfaiye hemen. Yani aracım yanıyorsa itfaiye çağırmak uygun olur mu? Kimi çağıracağım? İtfaiye gelir. Niye gelmesin yani yakın? Direkt ilk önce polisi mi arıyoruz? Kimi arıyoruz bilmiyoruz bütün bunu. Mesela 110 alo itfaiye. Önce kamyoncular size yardım eder. O konuya geleceğiz. Evet. Şimdi bir mutfak VTR'miz var hocam. Evet. Ona bir bakalım. Bu da çok önemli. Bunda ses yokmuş. Ses, evet. Biz... Bu bir bilinçlendirme kampanyası evet. Esasında. Gitti kıstı değil mi? Bize şey? Doğrusu, evet kıstı. Herhangi bir bezi ıslattı, suyunu sıktıktan sonra üstüne budur. Doğrusu budur. Şimdi yapılan nedir genelde? Yandı atava, üstüne su atarız ve bu hale gelir. Bunu da bir daha söndüremezsiniz. Aa. Bununla çok karşılaşıyoruz. Hocam bunu bir kez daha görebilir miyiz ya? Bir kez daha. Bakın geliyor. Evet. Önce kapattı. Yakıt kaynağını kapattı. Yangın battaniyesi olmayabilir. Orada bulduğu bir bezi hemen ıslatarak bitti bu. Bezi ıslatarak. Bezi evet. Islatarak evet. Islatarak. Bu kadar. Bu kadar basit. Demek ki yapılan bir hata mıydı evet. Hani bir anda? Üstüne su atıp söndürmek için su atıp dediniz ya. Şimdi siz de biraz evvel toptan bahsediniz. O toptan içinde kimyasal farklı. Söndürme maksatlı. Ama gene de bir risk arz edebilir. Yani söndürme özelliği olan bir toptur. Ama gene de tehlikeli olabilir. Bu... Tabii bunu yapmak için de sakin olmak lazım. Şimdi bunun devamı, bu takıldı yalnız, bunun devamında bunu sunan kız böyle bir yangında yaralanmış ve ciddi yüz yanıklarına uğramış bir vatandaş. O vardı, şu anda göremedim. Herhalde şey olmadı, evet. Evet, karanlık peki, olduğu için belki görünemiyor. Yani olayın kurbanı bunu sunuyor. Evet. Şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan istatistiklere geri döndüğümüzde genellikle yangının çıkış nedeni yatak odası ve mattress adını verdiğimiz döşekler. Yani döşeklerden çıkıyor. Evet. Şimdi tabii Türkiye'de çok ciddi şekilde dünyaya döşek üreten bir ülke aslında. Yani işte pek çok isim var yani ve çok kaliteli döşekler. Ve sigara hizmetinden çıkıyor. Bu konuda yani ne dersiniz hocam? Yani döşeklerin acaba yanmamazlığı o da uzun yok, sefer de insan sağlığına aykırı. Yok, mutlaka alev geciktirici özellikle kumaşı ve malzemesi vardır. Onda bir sorun yok. Evet. Ama şimdi tabii kullanıcı özelliğine bakmamız lazım. Eğer insanlar sigarayla veya puroyla yatakta yatıp uyuyorlarsa, diyelim ki alkol de kullanıyorlarsa, evet. O bizim yatağımızın yani alev geçirmeme özelliği de yitmiş olabilir. Onu bilemiyoruz. Dolayısıyla şimdi gözümüzün önüne hep biraz evvel söyledik ya farklı kültürler, farklı yaşam biçimleri. Biz hiçbir zaman yatağımıza sigarayla veyahut da alkolle vesaireyle girmeyiz. Ayakkabıyla girmeyiz. Doğru mu? Ama evet, evet. Amerikan yaşam standartında böyle bir şey olabilir ama o matrisleri üreten firmaların ben gerekli... Çünkü NFPA tedbirleri var, kodları var. Ona uymak zorundasınız. Yani çok büyük cezalar da kaçırır. Hocam bizim Türkiye'de Türkiye standartları açısından bir yangın değerlendirme, yangın laboratuvarımız var mı? Yani yangın şöyle söyleyeyim. Mesela kapılarla